Şaşılık aslında karşıdan bakıldığında çoğunlukla çok kolay fark edilen bir şey. Çoğunlukla benim hep burada kullandığım tabir, anneler her zaman haklıdır bu konuda. Karşılaştığımız şey çoğunlukla annelerin bu çocuğun gözünde kayma var demesi ve çevrenin de bunun bir evham olarak kabul edilmesi biçimindedir. Oysa ki çoğunlukla anneler haklıdır ve çoğunlukla da annelerin kayma olduğunu düşündüğü durumlarda çocuklarda biz kayma görebiliyoruz. Çünkü anneler bütün gün çocukları gözlemledikleri için değişik bakış pozisyonlarında gözün bakışını fark ederler. Düz bakışta sizinle göz kontağı kurduğunda tamamen normal gördüğümüz bir çocuğu değişik yönlere baktırdığımızda farklı bakış yönlerinde çok değişik kaymalar görebiliyoruz. Örneğin çocuklarda kaymanın çok önemli belirtilerinden bir tanesi de belli bir baş pozisyonu edinmesi. Bunu da anneler çoğunlukla fark ederler. Çocuğun televizyon seyrederken, konuşurken, hatta bazen yürürken bile başının belli bir pozisyonda sürekli tutmayı tercih ettiğini görürüz. Örneğin şöyle bir baş pozisyonu vardır. Bu baş pozisyonları çoğunlukla bir kayma belirtisidir. Çocuk kaymanın en az olduğu duruma başını ayarlar. Onun için de başı sürekli olarak bir tarafa eğiktir. Hatta yetişkin kişilerde bile bazen bunu görürüz. Sürekli olarak başı belli bir tarafa eğik olan bir kişinin aslında biz araştırdığımızda bu sorunun tamamen göz kaymasından kaynaklandığını rahatlıkla teşhis edebiliriz. Onun için kaymanın önemli belirtilerinden bir tanesi de baş pozisyonudur. Eğer bir çocukta aile herhangi bir yöne sabit ve daimi bir baş pozisyonu görüyorsa muhakkak bir göz hekimi, kayma ve şaşılık konusunda uzmanlı olan bir göz hekimine müracaat etmesi gerekir. Sadece kaymanın düzeltilmesiyle bile baş pozisyonu rahatlıkla düzeltilebilmektedir. Bunun dışında göz kaymasının diğer belirtilerinden bir tanesi çocuğun sürekli olarak gözünü kırpıştırması ve gözünü sabit olarak belli bir noktaya fikse etmekten kaçınmasıdır. Belirli göz titremelerinde ve göz kaymalarında fiksasyon refleksi çok zayıftır. Hiçbir zaman belli bir şeye konsantre edemezsiniz bu çocukları. Bir noktaya çok dikkatli bakmaktan sürekli kaçınır. Hatta dikkat dağınıklığıyla suçlanır bu çocuklar. Oysa ki kaymaları düzeltildiği zaman çok daha rahat fikse ettiğini, çok daha rahat göz kontağı kurduğunu ve dikkatlerinin çok daha iyi olduğunu ameliyat sonrasında neyle tedavi edersek, tedavi sonrasında dikkatlerinin çok daha iyi olduğunu görebiliriz çocukların.